Selamlar arkadaşlar, Funeral'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vampire the Masquerade serimizin tam 9. bölümüyle karşınızdayız. Diyeceğim ki arkadaşlar, maalesef bu bölümlük sadece ben varım. Bir tane Anıl'la beraber bir kayıt aldık ancak sıkıntı çıktığı için onu bir daha tekrar meşgul etmek istemedim. Bu arada bir süredir video atamadım. Gözüm şişkin de biraz, belki fark ediyorsanız hala daha şişkin. Ancak şimdi artık o kadar değil, böyle sizin karşınıza böyle dayak yemiş gibi çıkmak istemediğim için öyle biraz bir süre ara verdim arkadaşlar. Şimdi ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. En son buradaki abimizle Savatların mekanını bombalamıştık. Yardımıyla daha doğrusu diyelim. Ve ardından yeni görevlerimize akmak için bir yerlere gidecektik. Aa, mahalle tam bir panayır ya. Burayı açabilir miyiz ki acaba? Açamayız. Şimdi hemen öncelikle abiler şöyle bir karakter kağıdımızı açalım. 5 deneyim puanımız var. Çok güzel. Üf, 20 istiyor be. Aa, 20 de değer buna var ya, bir şey diyeyim mi? Farklı bir şeyler ilerletelim arkadaşlar. Mesela karizmamızı bir derece daha fazla ilerletelim. Aa, 1 puan kaldı. 8 puan istiyor bir sonraki için. Tamam, tamam. Tamam abi, olsun, o da olsun. Evet, bunlar görevlerimizdi. En son kurt adam kanını La Corix'e postaladım. Bir süre sonra e-postanı ve posta kodunu ödülün için kontrol et. Bakalım. Avcıyı avlamak, Nox isimli vampir. Yeter ya. Yapacağımız birkaç bir şey var. Öncelikle abiler şu şeyle başlayalım. Bir kontrol edelim bakalım postamıza bir şeyler gelmiş mi? Evet, hızlıca buradan evimize geçeceğiz şimdi bakalım. Bu arada bir yerde fırsat bulup beslenebilirsek de güzel olur aslında. Mesela bunlardan birini ayarlayabilir miyiz ki? Direkt yanına yaklaştığımız gibi çığlık atarımı bastı yani. Lovely evening. Abi sen şu ıssız sokağa biraz daha girsene diyeceğim de, burada gerçi birileri daha varmış. Lan vampir mi? Bizi takip ediyorlar lan bildiğin. Neyse. Şimdi buradan nasıl çıkıyorduk? Şöyle gidelim. Evet, gördüğünüz üzere abiler, mekanımızın yakınlarına doğru bir geldik. Şimdi kontrol edelim ve 150 dolar. Al gitsin abi. Harika. Gazetede yeni bir haber, bir şeyler var mı bakalım. Shoka'dan Davy Jones. Yetkililer gizemli gemiyi karantinaya aldı. E-postamızı da kontrol edelim. Posta. Altı başarıyla tamamlandı. Ya. Ha, kim bize böyle hitap ediyor? Neyse artık. Prens'ten mesajımız gelmiş. Kurt adam kanı konusundaki yardımların için minnettarız. Aynız almadıysan henüz herhalde, ödemeyi posta kutusunda bulabilirsin. Tamam. Ha, Y ile birleşmiş biraz. Güzel. İlk hamle. İlk hamle ne? Beyaz şah piyonunu korumak için hareket etti. Piyon biz mi oluyoruz lan? Bir arkadaş. Güzel. İyi, tamam. Kapat. Bu arada çeviriyi yapanların hakkını vermek lazım arkadaşlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Hala daha bir o kadar görevimiz var arkadaşlar. Asyalı vampir.
Diyorum ki arkadaşlar, bir patlayıcı başlangıçla ilgili görevimizi tamamlayalım. Gidelim ve raporumuzu verelim. Hop 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 hop. Şehir merkezine gidecekmişiz şimdilik. Neyse ki Anıl sağ olsun bana şehir merkezine nasıl gideceğimizi öğretmişti. Tabii ben bunu ne kadar hatırlıyorum acaba? Beslenmek Hey baby, istiyorum. Bunu sen de let's biliyorsun. Bir kan go dolduralım. somewhere more Hı, intimate. 50 dolar You lead the mı? way. 50 dolar ne? Hırsız. Need company? Abi ya, şu kadarcık bir derece kan için. Evet arkadaşlar, oyunun bug'a girmesi sonucunda görevi geriye almak durumunda kaldım. Yani kaydımızı geri almak durumunda kaldım. Ancak hey, 50 dolarımızı kurtardık. Bu da bir şey. Ay abi kalsın ya. Hani sokak arasında birisini bulur yerim onu. Ve taksimiz abiler. Arkadaşlar, bazen sadece kan bulamaz ve göreve hızlıca gitmek istersiniz. Where to? Sadece sür. Buradan uzaklara. Ve Santa Monica. Şehir merkezimiz. Tıklayalım ve gidelim. Lan. 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 Ben yemezdim bunu. İyiymiş, tamam. Güzel. Hoş karşılandık. Ne güzel bu şehir. Hadi kurtalım mı? Let's take it and leave it out for the sunrise. We're going to have a lot of fun with this one. Ayıp olmuyor mu birader? Aa, vallahi yanıma kalacağını sanmıştım. Yapma ya. Abi dişlerimi ne yapacaksınız? Rahatsız yaratıklar. I think we could all use a little entertainment. Those of you sitting in the first few rows will get wet. Son of a bitch. Güzel. Gerçi kafadan vurulunca bunlar öyle şey olmuyordu, değil mi? Leave. There's three of us, Rodriguez. Rodriguez. Three of us. What are you gonna do? Shoot us? This ain't over. We'll find you. Yalnız abimiz orada you el bombası gösterdi. Rodriguez. You're both dead. Nobody messes with a Sabbat and lives. Keep moving. Trouble sure seems to like you. Harbiden öyle gibi görünüyor. Good effort. Abi bu oyunu yeni versiyonunu oynamak için sabırsız oluyorum ya. Shit. Abi eskisi bu kadar iyiyse yenisi, abi lütfen güzel çıksın. Yardımın için teşekkürler. Yardımına ihtiyacım yoktu. Yok abi, biz suyuna gidelim. Should have been more bu careful, abimiz maybe. hatırlatmalıyım ki bizi dönüştüren kadınla beraber öldürecekken böyle itiraz eden abimiz. Yani bir derece ona ikinci defa hayatımızı borçluyuz. Onları halledebilirdim, bunu unutmayacağım. You do that. Me? I got things to deal with. Why don't you pay me a visit at the last round tonight? I don't know what you've heard so far, but it's time you heard the real story. Bunu ben yaparım. This is a mean existence. Stay out of trouble, kid. İlginç bir karşılaşma oldu bu abiyle. Evet, yeni şehrimizi de böyle görüyorsunuz abiler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz birkaç seferdir kanala Cyberpunk yüklüyorum.
RPG'siyle bizi heyecandan beklemekten delirten bir oyundu. Bir yandan da şöyle şehrimize gezelim ve yeni yerleri, mekanları görelim abiler. Ancak hani Cyberpunk oynadıkça şunu fark ettim. Kesinlikle oyun bunlar ne lan uzaylı gibi. Bahsedildiği gibi bir RPG oyunu değil abi. Hatta RPG oyunu da denilebilir mi bilmiyorum. Size söyleyeyim. Eğer canınız böyle RPG istiyorsa ve RPG için Cyberpunk diyorsanız kesinlikle abi Vampire the Masquerade Bloodlines çok daha iyi bir RPG oyunu Cyberpunk'a göre. Çok çok daha iyi bir oyun. Hani daha oyunun çok başındayız. Neredeyse hiçbir şey görmedik belki ama. Ne denir? Oyunun RPG'si hani bu gördüğüm kısımla bile beni çok daha fazlasıyla kendine çekmeyi başardı. Ya bu arada Cyberpunk kötü bir oyun demek istemiyorum. Aklınızda sakın yanlış bir şey canlanmasın. Cyberpunk da çok güzel bir oyun. Sorunsuz çalışan bilgisayarlar için güzel bir oyun diyelim. Ancak hani RPG oyunu mu? O size istediğiniz RPG arayışını veriyor mu arkadaşlar? Hayır, vermiyor. Dedim bir ihtimal belki buralarda şey buluruz. Yalnız birini bulur içeriz. O da olmadı. RPG ise abi kesinlikle Masquerade bunu yıllar öncesinden en iyi haliyle yapmış yani. Cyberpunk'ın iddia ettiği her şeyi Bloodlines yapmış abiler. Umarım bunu ikinci oyunda da görürüz. The Last Round. Bu arada bir yandan da abiyle konuştuğumuz yere geldik. Güzel, yararlanalım bundan. Bar. Burada bana kanını vermek isteyen birileri çıkar mı? Konuşur musun? Konuşur musun? Hayır mı? Sen nesin abi? Poster child for Camarilla Benevolence. What errand does the prince have you running today, boy? Ayda gülmekten yıkıldım. Night Dragons buralarda mı? Sen o incinmiş gururunu bulman için ayak işlerine yollamadan önce git ve Nice'ı getir. Eğer gözümün önünden çekilmezsen Anark seninkini parçalayacağım. Anark. Bunlar galiba kendilerini Anark diyorlar anladığım kadarıyla. Her neyse işte kendimi yormama bile değmezsin. Hadi eyvallah diyebiliyormuşuz. Hani Cyberpunk'ta sadece iki şık var ya. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. İki şık da hiçbir şey değiştirmiyor bu arada. Neyse. Oyun boyunca yaptığınız hiçbir kararın Cyberpunk'ta bir önemi yok abiler. Bir Bloodlines kesinlikle değil. Valla bu abi biraz şey geldi, biz de biraz sert girelim. Bir dedik. Lan yeni vampir olmamıza rağmen bayağı bir atarlıyız ha. Evet, peki. Bir çeviri hatası. Vaktim varsa iki lafın belini kıralım ha. Dediğin gibi Nines'ı görmem gerek. So then go on up and see her. You're free to do as you please here. İzni istedim adayım. Abi ilk çekte kızdırmak istemiyorum. Orada bayağı sağlam malzeme var gibi bu arada. Biz böyle. Holeyle konuşalım. Abi adam ya, bu adamı gerçekten çok sevdiğim bir karakter. Nasıl mıydı? Pek getiremedim. I can't imagine you did. I'll be too busy getting pushed around by every vampire with a week of seniority over you, am I right? Abi harbiden öyle oldu ya. Öyle de diyebilirsin, evet. That's usually the way the story goes. Same old bullshit politics from when you were alive, huh? Don't it make you just want to rip somebody's spine out? What? You saying that just me? Sadece ben mi düştüm? Bu diyorsun diyor. Politika mı? Nice'a rastladım. Sorularım var, bir sürü soru. Sağ ol Jack. Nice'a rastladım diyelim. Yeah, not a moment too soon, huh? He said you guys let those Sabbat go too. Harbiden öyle oldu. Nines must be getting soft. How could you pass up that kind of fun? Savaşmamızı mı istiyordu? Nasıl oluyor da bana yardım ediyor? Sence Sabbat beni nasıl buldu? Ay, Sabbat harbiden bizi nasıl buldu? Ben iz bıraktığımızı sanmıyordum. Here's an interesting little scenario. I'm just gonna run this by you, see what you think. What if the prince got the word out to the Sabbat that you were the one to blow up their warehouse? Neden? Sence bu mümkün mü?
theory, man, but who else is gonna be watching you so closely, knowing where you're going and all that? Harbiden izleniyorduk da bir ara sokak köşesine döndük, vampirin biri yok oldu gitti yani. Oğlum nasıl bir güç bu arada? Kimse bu kadar yakından izleyecek, nereye gittiğini falan bilebilir ki. Harbiden onlar yalnız neden sabahtan yalnızsız? Sanırım bunu ona söylemezdim. Saçok'un neden sana ondan daha... Ay kesinlikle prenslerse bu adama daha fazla güveniyorum. Bir ya. Camarilla works, kiddo. Trust me. I've been dealing with these slimy shits for a few centuries now. Ben buna kelepetik ederim. The stuff that makes the rich get richer keeps the powerful in power. Look at why you're out in Santa Monica in the first place. Cause Prince LaCroix said so. Onun kurallarına uymuyor musun? Tamam ama neden ben? Belki de bana inandı ve bu işi yapabileceğimi bildiği için. Yok. Tamam ama neden ben acı yani harbiden? Cause he never thought you'd make it back. If Nines didn't stand up for you in the courtroom, you would have been toast right there, man. Everybody. Ay, harbiden götürürler daha. Adam resmen bizi dönüştüren kadının kellesini aldı gitti. Nines nasıl bir fark yarattı? It's bullshit, Camarilla law. You gotta get it approved before you sire anyone. Vampire population control, fascist crap. LaCroix wanted to look like the strong leader upholding the law. Enstrüke acılar zümresi yasalarına uymuyor musun? Peki neden hala burada duruyorum? Bir bir bir. Kid, I never answered to no man in life. Now I sure as shit ain't taking orders from a vampire with a suit and a funny name. So when I die again, the devil's gonna have to cut me a deal if he wants my ass. Besides, I never trust anybody with an X in their name. Prensmeni öldürmek istediyse neden hala burada? Çok iyi adında. X olan bir lansa güvenmem. Public relations, man. Calculated risk. Venture born in a boardroom. When Nines called him out, LaCroix realized it was time to show a carefully measured dose of Camarilla compassion. Haklı ilişkiler sevmiyor musun Jack? Nines'tan korkmuyor mu? Onun patron olduğunu sanıyordum. İki diyelim. LaCroix is the boss in Camarilla in LA. That's it. LaCroix is a boss. That's rich. Abi bayağı rahat. Entrikacılar zümresinin bir parçası değil misin? Evet sanırım onda Napolyon mevzusundan işlerden sarımlı olduğunu söyleyebilirim. İki diyelim. Facts are like this. The Camarilla need us to buy into their bullshit for any of their laws to mean dick. Now, telling free-living vampires they need to be ruled is a hard sell. So, the Camarilla baked up a play nicey plan. Show everyone how great they are, so we'll all just jump on board. Hayda. Özgür yaşayan... Herkes kim? İşe yaramıyor mu? Birkaç sorunum daha var. Herkes kim? Free-living dead, kiddo. A lot of people like to use the label anarchs. The hell that means. Anarchs. Those got a nice kick. Özgür yaşayanlar anarkmış. Bana anarklardan bahset. So I'm told. What you wanna know? Lideriniz kim? Nines mi? Sizi kurtaran adam mı? Ne zamandır var? Bir merak ettim. Oradan girelim. What's any of that shit mean anyway? Do we want to sit through history class here? O zaman tüm bunlarla için geçmişi bilmek güzel. I'm a scholar, kid, but I've been around. Seen more and done more than most vampires ever will. I don't know that our situation's ever going to be easy. But some things you gotta decide are worth fighting for. Haklı. Nasıl kazanabilirsiniz ki? Belki Nice de aynı şekilde hissediyor mu? Birkaç sorum daha var. Moving right along. Bana yetişik acılar zümresinden bahset, anarklardan, sabatlardan bahset abi bana. Again, does everything have to be about these dickheads? Umarım öyle değildir bence de.
fake tits on a zombie worthless. Fun to watch, though. Like the Three Stooges with chainsaws. Örneklere gel ya. Yeah, they oppose the Camarilla, but they suck when it comes to execution. The Sabbat are in the same business as the Camarilla. Sabbat have a little longer chain, but they're slaves all the same. Abi bilgiler için çok teşekkürler ya. Bu arada bu abiyle görüşmek, konuşmak istiyordum. Konuşabilmemiz gerçekten iyi oldu. Şimdi ise Nines'a gidelim. Konuşabiliyor muyuz seninle? Hey, Sabbat seni buraya mı sürükledi entrikacı? Neden bahsediyorsun? Neden soruyorsun? Senin derdin ne? Abi direkt entrikacı diye giriş mi olur? Neden bahsediyorsun? Heard Nines saved your ass again. You think LaCroix would have stopped counting his money long enough to get your back, Jack? Bu arada şu gözüm biraz kapalı duruyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz şişik, fazla bilgisayar başında durmaktan dolayı hastalandım. Yani kusura bakmayın. Ne demek yine? Bunu kendim halledebilirdim. Senin derdin de, ne demek ki? You'd have a whole lot less about your neck if it hadn't been for Nines calling the prince out in that courtroom. Shit. Looks like things worked out for LaCroix anyway. Got himself a new errand boy out of it. Seni sinirlendirecek bir şey mi yaptım harbiden? Fark ettim. Pelerin nedir? Senin derdin de hep orada çıkıyor yalnız. The ones that have been around so long they think candlelight's a keen invention. You're doing their dirty work and you don't even know it. Kendi kaderimi kendim yazarım. That's real. Let me put it in perspective for you. The Camarilla claims every kindred's part of the organization regardless. You do something they don't like, well, you're Camarilla, so you get punished under their laws, like it or not. Aydınlatıcı. Grandmother of these mothers and one his. Öyle tepesi atmış bir şirretim. Tepem mi attık? Hadi canım sen de bozuk kafalan mı içtin sen? LaCroix'i bilmem ama Nines'le aramda bir sorun yok. Yani bence de yok. Hey Cammy, I don't apologize often, but it's just with all the shit that's been going down lately. And on top of it, this plague bear getting veba taşıyıcısı. Maybe I misjudged you, is all I'm saying. Veba taşıyıcısı mı? A plague bearer's a fool that doesn't care who they feed from. Yeah, I know what you're thinking. We can't get sick, but the kind can. And kindred that feed on them start spreading disease. And that gets sick, it's an epidemic. CDC's in town as we speak. Peki bunların birinden nasıl kurtulursun? Anark sorununa benziyor. Bu kadar sana hiç yaslar bir. Ablanın oyuna gitmek lazım. May sound cruel, but it's necessary. If someone puts together two and two as to the real cause of an outbreak of bloodborne diseases, guess what happens? So the plague bearer's gotta be found and put down. If the Camarilla really gives a damn, they'll help us out. Anarklar daha önce bana yardım etmişti. Nereden başlasam ki? Yapacağım ama sadece sıkıldığım için. Anarklar ortalığı dağıtıyor ve sanırım toplayan ben olmalıyım. Hayır. Bunu düşüneceğim. Ancak öncesinde bir sorum daha var. Bir abi, bir en uygunu gibi duruyor. One of our boys ghouls. Name's Paul. Lives nearby in the Skyline Apartments. Been a stranger lately. Looked like death last time he was here. Said he didn't get bit, but maybe you can get more info out of him. Gidip kontrol edeyim. Köleler neden hep köleler olmak? İlk defa müsait olduğumda kontrol ederim. Umarım bu adam dürüsttür. Dövmek zorunda kalırsam çok yazık olur. Hiç full. Wait, if Paul's not talking, you might want to start questioning the homeless pot. So many have been dying lately that it takes the city a few days to pick up the bodies. Oh. Oh, güzel, iyi bir şey yakaladık. Hemen sorup soruşturuyorum, hoşça kal adam sen. Amma da komikmiş. Belki ben hallederiz Sargı'ya gitmeden önce bir sorum var. Yeah? Bana Nines'ten bahset. No one like him in this world or the next.
he's to the Anarchs what George Washington was to the colonies, but Ho Chi Minh was to Vietnam. He is the LA Anarchs personified. He's a great leader, and yet he's humble. I died. Bu grup da biraz tehlikeli geldi sadece. Olay hayatımı boşluyorum. Sanırım şimdiye kadar taşıdığım en düzgün insanlardan biri. Bir bir. No one like him in the Camarilla or otherwise. Anything else? Bana gülümseyen Jack'ten bahset. Gülümseyen Jack ne harbiden ya? Bir dakika bahsetsen. Jack's Jack. Legend amongst Anarchs. There's not an Anarch in the world who wouldn't stand in rockstar awe of Jack. Even the Camarilla doesn't mess. Ha, Jack bizim Jack galiba. Say, hiçbir fikrim yoktu. Jack tanıştığım en havalı insanlardan biri. He's been around a long time. He used to be a pirate, so the rumor goes. Talk to Jack. He's never short on chat. Sarım daha vardı. Belki gider yaparım, tamam. Yeah. Entegre zümresi hakkındaki düşüncelerin nedir? Zaten bunu öğrendik. Ay. Claiming Camarilla authority over the city. We kicked them out 60 years ago. It's like England coming back and telling the US how they should. Bire bastık yanlışlıkla. Ayran değilsin ha. Sonra görüşürüz. Yeah. Şu anda bir şey yok, izninle deyip ayrılalım. Görüşürüz abla. Senden aldığım görevi yerine getireceğim. Ya bu da bizi kurtaran abimiz. Good. Here's what I gotta tell you. And so you know, I don't lecture, I don't rap, I'm no bureaucrat. I'm just a guy out of nowhere came to be involved. Abi bunu söylerken bile rap yaptın. Devam et. You gotta write. The Camarilla. This is the short of it. They operate a lot like a pyramid scheme. There's a bunch of these old timers at the top with God only knows what plots in mind. They lose their power, they die. They sired more to carry out their plans, and looking for a little power than those kindred sired for their own schemes, and so on and on and on. It hurts my head just thinking about the mess. And it works out to is this: only a few people at the top have any real power. Whoa. Sen entrikacılar zümresinin bir parçası değil misin? Prens entrikacılar zümresinin lideri değil mi? Bunlar gerçekten ilginç, Nines. Ama gerçekten gitmem gerek. Artık gidebilirim. 2-2. LaCroix? Shit. LaCroix is just the guy who backstabbed and wheeled and dealed his way into becoming king son of a bitch of all the local Camarilla. Him and any of the traitors that sided with the Camwant power here, they'll get what's due. Biri de bir soracağım. Them's fighting words, newbie. But you're young and stupid, so I won't make an example out of you. See, the Camarilla claims all of us are members, even if we don't want to be. Which is, of course, the biggest load of horseshit a man ever heard. And they're in the way of this world during the Depression. Bunch of old rich bastards screwed the country. But did they suffer? No. The little people suffered. You can't trust the people at the top. The world would be a better place without them. All you can do is get a group of people together who aren't assholes. Find a place to put your feet up and make some examples of the quote-unquote elite to keep the rest the hell out. Everyone's an equal here. The same thing this country used to be about. That's what LA has been. An anarch-free state. Ooh. Tam şehir mi kurmaya çalışıyorsunuz? Özgür eyaleti mi? The Camarilla was kicked out on their ass a long time ago. We, the anarchs, didn't want to play their politics anymore. Now LaCroix and crew pop in like they never left. Uh-uh. No goddamn way. Their laws don't apply to us. Bunlar güçlü laflar. Öyle diyorsun ama beni dönüştüreni yediler yani. Abi üçü dersen beni dövermiş gibi hissettim. Etrikacılar zümresiyle görüşmeyi denedin mi? I got their meeting right here. Tamam. LaCroix represents everything I hate. The Camarilla, stuck-up aristocrats, rich businessmen, crooked politicians. The only place LaCroix belongs is in an urn. Görünüşe bakılırsa sen anarkların prensesi. Anarklar temel boşmaz. Sokak dövüşçüsü bu sızlar gerçekten acıtıyor değil mi? Aa bunu dersem ölürüm ben. No such thing. Bir dedik. Don't throw those kind of words around lightly.
you're risking a beatdown. I fought to keep LA free since I was embraced. Long time later, I'm one of the only ones left that hasn't bitted or switched sides. The most veteran soldier on the battlefield. Here's what I tell all the new blood. One, you get careless, that blood will make you into a monster. If you rampage around here, you get put down. Two, don't kill when you feed. No reason to. In this city, there's lots of ways to slake the beast without leaving a trail of dead. Three, the Camarilla's full of shit. Four, watch your back, always. And lastly, learn how to fight. Because a speech ain't gonna save your ass. Daha demek ki bizi kurtarmasına değiyor galiba. Bana dövüşmeyi öğretir misin? Tüm yardımın için teşekkürler, Nines. 2-2. LA is the school of hard knocks, so keep your friends close and your enemies in a barbecue pit. Once barbecue çıkarında tut. Don't give that son of a bitch the time of night. I got my eye on you, kid. Tamam. Vallahi eğitici oldu. Abi de sağlam koştuk. Bu ne? Ha, tuvalet. Yalnız tuvalet şeysinde kan var havluda. Aga ya. Bu da mı aynı? Aynen. Yani vampir olunca herhalde artık kan siliyorsunuz. Bu vampir saçmalıklarının hiçbir bana mantıkla gelmiyor. İş arıyorum. Sana birkaç sorum var. Buna bir şeyler sorabilir miyiz ekstra? You gotta understand, Kendrick. You're carrying a 6,000 year curse in your blood. 6,000 yıllık. No matter how powerful it makes you feel, that blood is a tangle of chains that's gonna leave you bound in servitude the rest of your existence. Your elders command the blood. They control the blood, and the blood listens. You'll never even hear their call, but the blood will, and it'll make you obey. Ooh. That shit stretches all the way back to Cain, man. Nothing you can do. Some ancient sleeping in a tomb half a world away has a bad dream and you gon' feel that shit. Like it or not. Vay. Kabil de kim oluyor? Cain, man. Father of all vampires. Killed his brother Abel and was cursed by God to walk eternity feeding on the blood of his children. Some heavy shit, man. İnanmıyorsun değil mi? İncil'deki Kabil mi kastediyorsun? Say mı? Doğru mu bu? Ha, bu iyiydi. Oh. Keep your voice down. Is Cain real? I don't know. Not sure I want to know. The point is, with this curse, bu lanetten çakarken gerçekten ki sign away your right to fight by joining the Camarilla. Ama maskeleme olayı, evet. To feel good about myself. The masquerade is a fruity Camarilla label. Other than that, I ain't got no problem with it. Live and let live. We got enough to worry about. Haklı yatıyor. Amin. You know, speaking of the masquerade, I just thought of something you might be able to help us out with. Bize sıyrılmamıza yardım edeceğiniz gibi bir de bana sor. Şu an çok meşgulen söyleyeceklerini dinleyeceğim. There's this girl who's been making a lot of noise lately. She's a real pain in the ass. She's a ghoul of this one Toreador creep who disappeared. Her name is Patty. She hangs out in the clubs downtown. She used to show up around here and act like she was everybody's best friend. It was all fun and games until her vampire sugar daddy stopped calling. Now she can't get her blood fixed and shit ain't so fun no more. Hayda. Görmek isteyen seni öldüğünü anlamıyor mu? Man, she's been told he was dead. She don't listen. Just ask again louder. Junkie. She's gonna make a scene and get us all some real heat. Ne yapmamı istiyorsun? Only time that mouth ain't blabbing is when it's sucking vampire blood. She's gotta disappear. Do this and we'll keep our little secret here. Yeah?
2 diyelim. I'd love to do this one myself, but I know a site. Just let me know when it's done. 2. Abi ya, abi bak RPG oyunu dediğim böyle olmalı abi. Bununla konuştum, onunla konuştum, gittim oraya geldim, bunda farklı bir şeyler açıldı. Bakalım bu abimiz de bir şeyler diyecek mi ekstrada? Sure thing, kiddo, fire away. Ateş et. Aa tamam, bunlar her şeyi konuşmuşuz. Aa. Bir dakika, geldi insanlar. Aslında başka soru... İnsanlar. What do I think of humans? I don't really. When you were alive, did you think about cows? You know, if one got killed, I bet you didn't cry, but you know, you're not out there slaughtering them for sport either. man, we got our own problems. Let the kin sink or swim. Güzel. Hoş düşünce. Abi çok iyi ya. Oyun resmen dolu dolu abi, dolu dolu. Tam bir RPG'den böyle RPG oyunundan istediğinizi veriyor abi ya. Neden Vampire Masquerade'i en iyisi diyorlar anlayabiliyorum. Şimdiki evsizlerle konuşabileceğimiz söylenmişti. Şurada birkaç evsiz var. Konuşalım. Dur dur abla, evsizleri rahatsız eden hastalık hakkında soru sormam gerek. Oh, you do. Well, I don't believe you. You're aluminum cans, aren't you? But you're not gonna get them. Just get away. Beni hatırlamadın be. Evsizler barınağından arkadaşınım. $20 bu arada, buna hayatta vermem. Etki mi edelim? Hadi etki edelim. Abi kandırdık kadını. Jabbering about some kind of monster that took him somewhere and got him sick. And that's all I know, okay? And that's all I'm saying. Bu teneke Bill nerede? You can usually find him down in his alleyway, just across from that bar over there. Şimdi bize dedi ki bar var dedi. Barın karşısındaki ara sokaklar dedi. Ara sokak. Buradan bir yere geçilmiyor galiba. Haa şu değildir herhalde. Sen misin abi? Değil. Devamı var mı bu yolun? Var 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 var. Var. Harika. Aha bu. Who's there, huh? Old Bill can't see too good these days. Is that you, Fred? I ain't got no booze tonight. So you may as well get the hell out of here. Fred değilim Bill. Herkesin neden hastalandığını bana söyleyebileceğini duydum. Söyle bakalım. But I'm awful thirsty tonight, mister. Could you spare $5 for a man who's been down on his luck? Tabii hastanın üzerinde bir şey yok gibi görünüyor. Ah, abi $5 da verilebilir bir para. Al lan. Al lan, $5'dan bir şey yapacağım. Abi adam öksürmekten konuşmuyor. Aa, bana anlatamadan ölmesin bu adam olayı. Lütfen birader. Her şey yolunda, sana inanacağım Bill. Monster with his face all twisted and ugly, teeth longer than your finger, and these eyes piss yellow and full of hate. Piss yellow. I've never seen eyes like that before. Still giving me bad dreams. Ne oldu? He grabbed me, threw me over his shoulder, took me to the bad place, the dark place. Oh God, the smell, worse than anything I've. And then he bit me. Lan, oh God, it was horrible. Don't remember too much after that. Blacked out and woke up here in my alley. Haven't been feeling too well since then.
Abi adam ölecek konuşurken bil canavarın seni nereye götürdüğünü bilmem gerek. Evet abi bilmem gerekiyor. Neyse ki altyazıyı okuyabiliyorum çünkü. Came up through the sewers he did. Just around the corner there. Tamam tamam merak etme ben seni korurum. Yazık lan korkmuş ya. Tamam tamam olsun. Gelmez gelmez almayacak. Şimdi icabına bakmaya gidiyorum. Hiç korkma sen bil benimle kal. Her şey yolunda girecek. Merak etme bil. Biri bunun bedelini ödeyecek. Lan! Adam öldü. Öldü anasını satayım. Oğlum nasıl iş bu? Hayda. Ciddi değildim ben. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Abi benim çok hızlı beslenecek biri bulmam lazım. Şu kanı doldurup öyle girmem lazım gireceğimiz yere. Anladığım kadarıyla şu yerlerden gireceğiz. Biri bakıyor mu? Biri bakıyor mu? Abla. Lan. Aa doyurmadı. Evet. Şimdi. En son ölen abimizin tarif ettiği yerden şey yaparak yerimize gidelim. Yani kanalizasyonlar. Abi fare içeceğim ya. Yapacak bir şey yok yani. Abi resmen fare içiyoruz ya. Allah kahretmesin. Ya biliyorum şu anda benden tiksiniyorsunuz ama yapacak bir şeyim yok. Açım kardeşim açım. Karakter ölüyor. Oh. Tamam orayı geç. Ve muhteşem bir becerilerimizi deniyoruz. Dışarıyı da tamamlandı. İki kilit mi var? Ha yok açıldı. Harika. Geldiğimiz yere iniyor herhalde. O yüzden şöyle gideceğim. Burası ne? Orada asılı biri var. Harika. Abi asılı biri gördüğünüz zaman arkadaşlar her zaman elinize ne alıyorsunuz abi? Pompalı alıyorsunuz. Acaba canlı mı lan insan? On your way down here, did you? Following the smell of entrails and rotting flesh. Looking for a free meal, little bloodsucker. There's meat galore. Hastalıklı herif bu değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Sen de kimsin be? Burada neler oluyor? Burası duvar halde. Brother Canker, they call me. High lord in the diseased halls of the dead. Look around you. The blood. The bloated bodies, the maggot-ridden mortal shells. These are the signs. Ay, kafayı yemiş bu. Yeni çağ. Okey, neden hep sizlerle mesela? Yeni çağ ne altlar deniyor orada? Sen neden bahsediyorsun be? Aa evet anlıyorum, senin tahtaların eksik. Yeni çağ mı? Brotherhood of the Ninth Circle. The darkest dawn is almost upon us. Come, join us in these last nights. Spreading our disease upon the earth, sharing this unholy communion with our human kind. Ah, delirmiş insan. 4 abi. Size 4 demişim, 3. The doors have been opened, the seals broken, and the final steps into the abyss. The terrible,
mysteries of the ninth circle held. They are the weak, sick, hopeless. Yeni bir amaç getiriyorsun. Öldürerek mi? The other vessels of darkness, carrying the diseased truth in their veins. Katılıyorum abi. Join the disciples who have gathered here, floating in their own putrescence. I will show you the mysteries of our brotherhood as I feed on your flesh. Abi hiçbir şey gösterme. Gel de al kardeşim. Aa, pompalı. Pompalı. Kullan. Pompalıyı çekemedik. Neden? Çok enteresan. Aa, pompalı mı istiyorum? Kan kalkanı, kan kusma. Tamam. Geber. Maskeleme kefareti kazandık. Yes. Abi ne yaptın herife? Orada tamamıyla kan olduk. Bu iyi bir şey mi? Bilmiyorum. Yani iyi bir şey olmadığı belli. Bir şeyler açtık ama. Allah, şurayla da ilgili bir şeyler yaptık ama bakalım. Arkan çalma lazım bana. Ah, küçük dostum. Ay, çok kötü durumdayız. Adamı uzaktan mı öldürseydik ya? Kurşun harcamak istemedim. Abi bu şekilde dışarıya çıksak maskeleme ihlali falan yapmış oluruz herhalde. Enteresan bir durum. Ay, biz de mi veba taşıyıcısı olduk? Abi hayır ya. Şunu da yedim mi doldu benim kan. Evet abiler. Bugün böyle bir bölüm geçirmiş bulunduk. Ben de tam olarak neyle karşı karşıyayız bilmiyorum. Karakter umarım vebalanmamıştır. Vebalandıysa bu arada ağlayacağım yani. Gözyaşı dökerim. Ama en azından bu da size bir ders olmuş olur herhalde. Ne bileyim, vebalandıysam da. Aga ya, çok üzgünüm şu anda. Öyleyse arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.